Bonjour monsieur. Bonjour, koma ça va? Samba samba. Mansaba. Eh bien. Bir görüşmek istedim ya sizinle. Müsait Atla mi? Atla gel o zaman. Bekliyorum evdeyim. Ah, tam beklediğim teklif işte. Okay. Ne haber Muratçım? Hayırdır? Ne oldu? Ya ne bileyim böyle ya sıcak, bir soğuk, yağmur falan. <laughs> e ee, mi bozuldu? Can Bey'imi göresim geldi. E ne güzel işte bak. Tam buralardan da geçiyordum. Evde olmanız büyük tesadüf oldu. Vallahi güzel. Yani buralardan geçmek kolay değil çünkü. <laughs> Bu nedir? Bu sizin mi? Benim bununla ilgili inanılmaz bir yanım var. Kurşun asker masalını bilirsiniz. Evet. Hani altılı pakette birinin bacağı yok. <laughs> dökecek Doğru. kurşun kalmamış falan. O masal benim hayatımın masalıydı Can Bey. Hadi ya. O masal kitabını o kadar seviyordum ki 3 yaşında, 3 yaşındayım böyle gittiğim her yere bu masal kitabını götürüyorum Hı. koltuğumun arasında. O yıllardaki 70'li yıllardaki masal kitapları ince neredeyse Doğru, A4'te hani ben ufak bir adam olduğum için bana A3 gibi geliyor olabilir, <laughs> kocaman gibi geliyor böyle. Anneme babama defalarca okutuyormuşum yani yatmadan önce gün içinde ezberebiliyorum da o kitapta kendime dair bir şeyler görüyorum. Bu askerin de sol ayağı yoktur biliyorsun. Doğru aslında öyle. Benim de sol bacağım full platin bilmem ne biliyorsunuz. Yani ağır sakatlıklarım var. Belki de öyle bir şey. Velası kelam bir gün Muş'a gidiyoruz. 3 yaşındaymış. Işte. Ne bileyim bir şey istedim herhalde. Annem babam da haklı olarak almak istemediler. Ben de o çocuk zekamla demişim ki bunu yapmazsanız bu masal kitabını atarım. E, annem babam da böyle bir iki saniye falan düşünüp e at. <laughs> ya diyorum bak atarım bu masal kitabını. E at diyorlar. Ben de camı açıyorum trenin camını masal kitabını atıyorum. Aman Allah'ım ne ağlama ne ağlama o kadar ağlamışım ki annem ve babam demiş ki yani acaba treni mi durdursak ya yani falan diye. Sonra Muş'a gidiyoruz 70'li yıllar. Muş'ta ne masal kitabı 1970'lerde yani öyle bir şey yok. E, ve kelam Ankara'ya dönmüş şu seyahat bittiğinde ben yine ağlıyorum. Muş'ta da ağlamışım. Hatta Sinem ikizim Ayamamın yat falan demiş böyle. <laughs> çok ağır bir hüzün, ağır bir hicran. Her neyse bugün de bunu bulunca aklıma o geldi. Ankara'da da arıyorlar. Sonra ben ilkokula başladım. Bir gün anneme dedim ki anne şu benim bir kurşun asker masal kitabı vardı ya onu al. Ya tamam yarın öbürsü gün falan dedi. Sonra ilkokul bitti, ortaokula geldim. Ya benim bir kurşun asker unutamadım o kurşun asker masal. <laughs> da acı oldu içimde ya. Son dedi, A, koca delikanlı oldun artık ne masal kitabı falan." Neyse yıllar yılları kovaladı. 30. yaş günüm 2004 yılı. Batı Kazakistan'dayım. Hava inanılmaz soğuk, eksi 40 derece. Kimse yok. Yani Tundura'nın ortasında benim fırtınada. da. Ee, önümde bir iki peynir salam, içki de var ama içki içecek şey yok, moral yok. Yani bir sebep yok ve doğum günüm. O zamanlar Kazakistan'a kargo gelmiyordu ama bizim çalıştığımız şirketin merkezine yakınlarınız bırakırsa onlar bir şekilde ulaştırıyordu. Bizim de Eskişehirli bekçimiz var Mehmet. Efe Mehmet derdik. Buralarını boyardı. Murat Bey dedi sana dedi paket var. 30. yaş günüm. Batı Kazakistan'ın Tundurası'ndayım. Tamam getir dedim Mehmet abi. Efe Mehmet getirdi. Açtım paketi. Bir not bir hediye. İkiz kız kardeşimden geliyor. Diyor ki Murat artık ağlama. Treni durdurmuşlar. Bir açtım kurşun asker masal kitabı. <laughs> ne güzel. Ya ne konyak içtim işte bugün biliyor musun? <laughs> Kırgız Konya. Asıl aslında tabii konyak değil. Kırgız brandisi oluyor aslında o. Brandi içtim. Öyle bir şey işte. Bugün de böyle bir efkar oldu. Dedim geleyim içecek bir şeyler buluruz herhalde. Buluruz mutlaka buluruz ne olacak? Sen gel de biz buluruz yaratırız. Sevgili Murat'cığım hoş geldin tekrar. Bu sefer Şule Hanım'ı da getirdiğin için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, şimdi bugünkü kodumuz anladığım kadarıyla kon yakan yak mı? Mı brandi mi? <laughs> Konya tarihi. Konya'nın tarihi aslında Konyak 15. yüzyıldan başlayarak Can Bey yüzyıllar boyunca hep gelişiyor ve geliştiriyorlar. Şaran şarapları Fransa'da. Tabi siz Fransız eğitimi almadınız şimdi bilmezsiniz. <laughs> Doğru. Şaran şarapları koruma için 15. yüzyılda başlıyor. Ödovi meşe fıçıları içerisinde harika bir içki haline gelen çifte damıtma ile geliştiriliyor. Konyak pazarı çok tanıdık bir insan. Napolyon de Bonaparte. Bonaparte. 3. Napolyon İmparator. Onun döneminde artık bir patlama gerçekleştiriyor. Dünya ciddi konyak tüccarları çıkıyor. Ödevi artık meşe değil cam şişelerde üretiliyor ve dağıtılıyor. Bu bir gelir kaynağı Fransa'nın bir tane daha daha doğrusu. Peki tarih derken bu biraz daha açar mısın bize tarih? Ya burada çok Tanıdık bir isim var yine benim Hı -hı. çok sevdiğim bir ülke Hollandalılar <gülüyor> yine <gülüyor> yine yine çünkü bu adamlar tuz işiyle uğraşıyorlar bu kıyılardan tuz alıyorlar aynı zamanda da Kuzey Denizindeki ülkelere şarap götürmek istiyorlar Hı -hı. dolayısıyla patu ba patu bağlarında Kuzey Denizi ülkeleri için şarap üretiyorlardı. Kıyı üzenen bir nehir var Fransa'da. Hı hı. Bunun güneyinde Bordeaux kalıyor. Siz şer daha iyi bilirsiniz. Hı. Kuzeyinde kalan bölümdeki şaraplar yani şampanya ve konyak bölgesindeki hı. şaraplar bunun bir esas teknik adı Marapoteva wow. oluyor. Ee, buraya Romalılar yürüyen yol diyor bu nehire. Çünkü denizden içerilere doğru bu nehir sayesinde geliyorlar. Ve buradaki üzümleri alıp Meşe fıçılarda bu kuzey ülkelerine götürmek istiyor Hollandalılar. Hı hı. Fakat gittiklerinde bu fıçıları açıyorlar. Başladıklarında bu işe bu fıçıları açıyorlar ve çok enteresan bir şeyle karşı. Birincisi bu fıçılardaki şaraplar alkol oranı özellikle yani şarant bölgesindekiler alkol oranı düşük. İkincisi deniz yolculuğu o yıllarda çok uzun sürüyor. Dolayısıyla bu maruziyetlerden, uzun süreden ve düşük alkolden çıkarkanı enfes sirkelerle karşılaşıyorlar. <laughs> ve Hollandalılar ve Kuzey Ülkeleri bu durumdan hiç memnun kalmıyor. Dolayısıyla akıllarına çok parlak bir fikir geliyor bu teknolojik insan olan Hollandalıların. Biz bu şarabı kaynatalım diyorlar. <laughs> ve kaynatıyorlar. Bu kaynatma sonucunda Flemenkçe'de Bandwim denilen yani yanık şarabı elde ediyorlar. Brand bir kere kaynatarak damıttıkları şarap alkol oranı daha yüksek. Böyle su renginde falan içecekte içecekle karşılaşıyorlar. Hollandalılar bu içeceği içerisine su zerk ederek tüketiyorlar. Yüksek alkolü ve bozulmuyor. Fakat yıllar sonra bir şövalye, Kua wow. bölgesinin şövalyesi, Temon Yazak vurdu Kendisi bir rüya görüyor rüyasında kendini şeytanın kazanında görüyor. Ve şeytanın kazanındaki ilk kaynatmaya karşı koyabiliyor. Ama ikinci kaynatmayı alıyorlar, ölmüyor. O sırada uyanıyor ve diyor ki bu Lord Şövalye bu bizim band dediğimiz şarabı iki kere kaynatalım diyor. Bakır imliklerde kaynatmak üzere Hollandalılar Fransa'ya Aynı zamanda lojistikte maliyeti düşürmek için. Çünkü meşe fıçıdaki şarap kaynatıldığı zaman küçülüyor. Doğru. Niye koca taşıyalım ki diyorlar. Yerinde kaynatalım, daha küçülsün onu götürelim diyorlar. İkinci kere damıtıyorlar ödevi. Ve iki kere damıtılmış bugün günümüze gelen konya yapıyorlar. Çok daha yüksek ve koyu karamel bal renginde bir içecek elde ediyorlar. Ve dünyaya da harika bir şey yapıyorlar. Ama Hollandalıların bu yaptığı dünya tarihine daha değişik bir imza atıyor. Dünya tarihinde ilk defa çünkü Amsterdam'daki bakır imbikler Fransa'ya getiriliyor. Bunu tekrar kaynattıkları zaman o bakır imbiklerde kaynayan şarap o rengi vererek bu renge dönüşüyor. Bu dolayısıyla dünya tarihinde ilk teknoloji transferlerinden birini örnek gösteriliyor. Bu dünya tarihinde ilk Yapım yönteminin başka bir ülkeye aktarılması anlatılıyor. O kadar önemli ki şarap, şampanya ve konyak Fransa'ya bir imza oluyor ve bu imza yıllar 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 sonra Avrupa Birliği'nde önder ülkeler statüsünde Fransa'ya veriliyor. <laughs> Nereden nereye? Evet. evet. Peki ee, bizde üretiliyor mu? Bizde var mı? Yanar burası, yanar yani. <laughs> Gerçekten yanar. 1930'lu yıllarda Türkiye'de 80 kişinin çalıştığı bir fabrika var Can Bey. 80 kişi yılda 130 bin litre konyak üretiyorlar. Şu ne güzel. E, 2004 yılına gelindiğinde Tekel'in kanyağı var. Ihlara brandisi var. 825 bin litre üretiyoruz. 2012'de üretimimiz duruyor. Bir kararla Tekel gidiyor ve artık Konya ithal ediyor. 2019 yılında 309 bin litre ithal etmiş. Yani 804 bin litre üretirken bundan 5 sene sonra 309 bin litre ithal etmişiz. Peki biz Konya kanyak diyoruz. Bunun sebebi var mı? İsterseniz önce konyak ve brandy anlatayım. Tamam olur. Bunun dedim. Evet. Fakat çok her şeyi bilen İngiliz ve Amerikalılar bu kelimeyi söyleyemiyorlar. ...ve Brandy diyorlar. Hı hı. Dolayısıyla... ...Konyak bölgesindeki üzümlerden üretilen... ...iki kere damıtılarak yapılan içkiye... ...Fransızlar isim hakkını kendilerine tutarak Konyak diyorlar. Hı hı. Ama bunun dışında... ...sizin ürettiğiniz şarapları iki kere damıtarak yaptığınız şey... ...o bölgeye ait olmadığı için... ...ve bu kelimeyi, Flamenkçe kelimeyi söyleyemedikleri için... ...İngilizler ve Amerikalılar Brandy diyorlar. Dolayısıyla... Her konyak bir brandy ama her brandy bir, bir konyak, konyak değil. değil. Ve bir gün bizim gururumuz, bugün varoluş sebeplerimizden biri olan bu ülke topraklarında bir lidere bu tattırılıyor. İçinden bir ateş kalkıyor. Kanı yanıyor. Gazi Paşa beğendiniz mi diyor? Çok beğendim diyor. Buna diyor brandy diyelim mi İngilizlere? Yok demeyelim diyor. Peki buna Konyak da diyemeyiz çünkü bu isim Fransızlara ait diyor. Ne diyeceğimizi bilemedik diyor. Biz bunu yaptık diyor. Ülkemizin üretimi diyor. Valla çocuklar bu bende bir alev kaldırdı. Kanımı da yaktı. Gelin siz buna Kanyak deyin diyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Valla helal olsun. Ne diyeyim? O zaman Şerefine. Hangisi? şerefinizi French Connection mı yapıyorsunuz? Evet şerefinizi French Connection. Şerefe. Sante. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdiki kokteylimizin ismi de konyaktan bir kokteyl var. Tabii ki hayır birçok kokteyl var. Şimdi kokteylimizin ismi de French Connection. French Connection ismini 1971 yılında çevrilen ve başrolünde Gene Hackman'ın oynadığı ve o filmde içtiği bir içkiden sinek filmin adıyla French Connection deniliyor. Bu o kadar kolay yapılan bir içki ki ihtiyacınız olan tek şey konyak veya bir brandy. Ben bunun için Yunanlıların brandisini tercih ettim ve bir kahve likörüne ihtiyacımız var. O da amaretto. İtalyanca'da azaca, little bitter demek bir amaretto kullanıyoruz. İnanılmaz inanılmaz zor bir kokteyl değil. Aksine çok çok yapımı kolay bir kokteyl. Tek zorluğu buzu çıkarmamız gerekiyor. Buzu çıkaramıyoruz şu an. Buzu çıkarmaya gayret ediyoruz ve buzu çıkardık. Buzumuzu çıkardık bardağımıza bu kocaman buzu koyuyoruz ve şöyle bir çeviriyoruz. Bir ölçü brandy koyuyoruz. Bunu shaker'dan geçirmenize gerek yok. Ve yine bir ölçü o nefis amaretto likörümüzden koyuyoruz. Tekrar biraz karıştırıyoruz. Şöyle. İsmi French Connection Sante. Saygılar Gene Hackman. Pekmez. Nasıl içiyorlar? Ha, şaka ya. <laughs> Harika olmuş. İnanılmaz. Adeta yani mesela Classic Sidecar'da bir konya hissedebiliyorsun ama bu... ah Apayrı bir güzellik olmuş. Şahane içkiler hazırlıyorum. Guru duyuyorum. Bir gün bir şey yapacağımı biliyordum zaten. O da bu. Değişik bir tarif. Kahve likörü ve konyakla hazırlanmış bir içecek. Aslında Metaxa. Metaxa. Yunan, Yunan brandisi. Ben de yavaş yavaş öğreniyorum. Estağfurullah ne demek? Ama güzelmiş, değil mi? French Connection. 1971 yılındaki bir filmin adından geliyor, Gene Hackman. Şimdi çok gecikmeden bunu da içelim o zaman. Size bir de konyağ yapan benim en sevdiğim kokteyllerden biri olan Classic Sidecar getirdim. Bakalım onu beğenecek misiniz? Şerefinize. Sidecar motosikletlerin yanındaki araba. Birinci Dünya Savaşı sırasında 1918'de bir tane havalı Amerikalı yüzbaşı New Yorker bar'a giriyor Paris'te. Diyor ki bana bir tane whiskey sour New York sour ver diyor. Adam diyor ki sen delirdin mi? Bakıyor ki tabii Amerikalı İngilizce konuşuyor. Are you sure diyor. Yani şuurun yerinde mi diyor. Savaştayız. Birinci Dünya Savaşı. Viski yok. Bir şey yok. Ne, New York sour diyor. Ama sana viski yok ama konyakla bir şey yapabilirim, kokteyl yapabilirim diyor. İsmi ne diyor? Bakalım bakalım diyor. Adam içiyor, çok hoşuna gidiyor ve gittiği zaman onun ismine sidecar yani motosikletinin yanındaki arabanın ismi veriyor. Klasik sidecar. Klasik sidecar için önce neye ihtiyacımız var? Bir konya ihtiyacımız var. Ben ve brand konyak değil brandy diyoruz. Çünkü bu kullandığım gürcü brandisi. iki ölçü konyak koyuyoruz brandimizden. İçerisine Cointreau ama çok değil. Yarım ölçü. Limonlarımız ve buzlarımız. Burada dikkat edilmesi gereken buzların üstünde naylon varsa o naylonu kullanmıyoruz. Naylondan çıkarıp buzu kullanıyoruz. Bir de güzelce buzlu limonlu kontrolü konyağımızı diziyoruz. De tam burada bu Classic Sidecar'ın sunulduğu klasik bir martini bardağı buna çok yakışıyor. Ama bir farkla şöyle bir Harry Potter hareketimiz var. Etrafına limonu sürüyorsunuz. Sonra o limonu şöylece pudra şekerine batırıp çıkarıyorsunuz. Ve karşınızda ta ta pudra şekerli harika bir bardak oluyor. Gezmeye devam ediyoruz. Buzlarımızı koyuyoruz. Bardağımız içinde bir miktar bundan koyuyoruz ve çalkalamaya başlıyoruz. Bunu çalkalarken de daha önce söylediğim gibi elleriniz üşüyene kadar, shakeriniz terleyene kadar yapabilirsiniz. Ve konyaklı klasik sidecarınız hazır. Sante. Gerçekten muazzam. İn İnanılmaz güzel. Ben hayatımda böyle güzel şey içmedim. Allah'tan Paris'te o yıllarda disk yokmuş da konyakla yapmışlar, çok güzel olmuş. Ah ben buna bayılıyorum. Bu ekşiliği, hafif tatlılığı, evet, bu benim de favorim oldu. O zaman konyak, brandy ve kanyak programına geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben böyle bir günde biraz moraller düşükken beni kabul ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Can Bey çok teşekkür ederim. Bir sonraki ben programda görüşmek dileğiyle. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize afiyet olsun. Konyak, kanyak, brandy. Konyakla ilgili birçok mektup alıyoruz. Tek tek o mektupları böyle elimizde yırtıp açıp okuyoruz. Ve diyorlar ki konyak bir tek post ve banu alkanla tüketilen bir şey bilir. Yoksa kokteyli olabilir mi? Tabii ki olabilir. Kokteyli yapılabilir. Eski Yeşilçam Türk filmlerinden hatırlarsınız. Böyle konyak içen, fularlı, röptü şambırlı bir adam. işte piposu veya prosu, ayı postu, Banu Alkan tüm güzelliğiyle yatıyor orada şömine falan. İşte adam gelirdi böyle nen var kuzum, nen var kuzum diyebilirdi böyle bir balon bardakta. Tabii ki Konya bir balon bardakta içebilirsiniz. hatta bunu sıcak bir bardağın üstünde şöyle içine sıcak su koyup böyle içindeki konyağı buğulandırabilirsiniz. Ama konyak gayet tabii mesela ben şöyle bir bardağı seviyorum. Şöyle bir bardağı. Bunda buza bir ölçü bir Fransız konya koyarak tüketmeyi çok seviyorum. Konyak da buzla içilir miymiş? Böyle viski gibi bardağa konup içilir Tabii ki içilebilir. Hatta aynı viski de olduğu gibi ona bir parça böyle bir kaşık çok az su içme suyu güzel zerk ederek onun içindeki aromaların patlamasını da sağlayabilirsiniz. Bu harika bir 19. yüzyılda ilk defa yaratılmış bir Fransız markası olan bir konya içiyorum. Hmm. Tabii o kokteyller kadar hafif değil ama o meyvelerin aromasını çok iyi hissedebiliyorum bununla. Bu da klasik içilen bir türde. Vodka programımızı izlediyseniz Sovyetler Birliği'ndeki vodka tüketiminden bahsetmiştik. Sovyetler Birliği'nde vodka tüketimi rumka dediğimiz bardaklarda oluyordu. Yanında stakan dediğimiz bir damağınızı temizleyici, paletinizi temizleyici böyle şekerimsi, tatlı güzel lezzetler bırakan bir e, kullanımdan bahsetmiştik. Sovyetler Konyak da çok seviyorlar ve konyak üretiyorlar Sovyetler Birliği'nde özellikle eski Sovyet ülkelerinde Kırgızistan'da, Gürcistan'da üretiliyor. Sovyet tarzı konyağ tüketimi şu şekilde oluyor. Bu benim Kurşun Asker kitabımı kavuştuğum 30. yaş günümde de kutlamak için kullandığım, konyağa getirdim bir Kırgız Konya. Kırgistan Semliyet yani 7 yıllık bir Kırgız Konya ile içimi göstereceğim. Bunun için bir rum kalıyorsunuz. İçine konyak koyuyorsunuz. Nazdarovya, izazdarovya, zaluboy, zanas diyorsunuz ve içiyorsunuz. Muhteşem. Bazı izleyicilerimiz vodkayı içtikten sonra yapılan montajla ilgili abi hemen çıkarttım mı yoksa yüzüm <laughs> mü buruştu? Bakın hiçbir buruşma görüyor musunuz? 50 yaşın tüm güzelliğiyle karşınızdayım. <gülüyor> 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 Gayet lezzetliydi. Ama bu özel, çok özel ilave bilgi sizlere vermek istiyorum. Aslında konyak dediğimiz içecek, içki üzümden yapılıyor ve konyak bölgesinin üzümlerinde şarant bağlarından iki kere distile edilerek yapılıyor. Birincisinde bir, belli bir alkol çıkıyor, ikincisinde daha yüksek bir alkol çıkıyor. Fakat bir millet çok farklı bir düşünceyle demiş ki neden iki kere yapıyoruz biz? iki kere distile edilen Konya bir kez daha, üçüncü kez distile edelim demiş. Kim demiş bu parlak fikri? Gürcüler demiş Gürcistan'da. İsmini Çaça diyorlar. Çaça. Ee, benimki çok e, mütevazi bir Çaça. %50 alkol var. %80'e kadar çıkan Çaçalar var. Ee, bunu e, şu an burada zincirler ve kelepçeler olmadığı için bir rumka değil. Böyle rumkacık içeceğim. Çocuklarınızın ulaşamayacakları raflara koyun. Gerçekten çok tehlikeli. Kendinizden çok emin olduğunuz günde evin değişik köşelerinde kendinizi zincirleyerek çaçanızı güvenle tüketebilirsiniz. Çünkü çaça içtikten sonra Uu! biraz alkollü. Yani bayağı böyle nefes alırken ejderha olabilirsiniz. Böyle bir içecek. Kim niye içer, neden içer? Aslında bir temizlik ürünüydü de gürcüler bunu raflara mı koydu onu bilmiyorum ama kolay kolay. Ee, ben çok Çaça seveceğini zannetmiyorum ama bu da üzümden yapılan. Çaça'nın bir diğer adı da e, Gürcü Vodkası da deniyor. Konyak Vodkası da deniyor diğer verilen isimleri. Bunu da konyak programında anlatmadan geçemedim. Hepinize afiyet olsun. Başlıyoruz. Konyak zamanı. <laughs> Burayı koyacağım abi. O gün sana bir şaka yaptım yani ya, böyle bir şey diyemedim. Onu duymuş gibi davranma. Cam ile koparıyormuş şarkım. Açtı. Ya, hakikaten böyle bir ters Ne falan i̇şte, denk. Şimdiki kokteylimizin... Şimdi im im <gülme> O zaman bir Musevi şarkısıyla bitirelim <lough> mi? Heve tekila heve. Hepiniz cennete gidip benim cehenneme gideceğimi biliyorsunuz değil mi? Bu insanları içirdin, zehirledin diye. <gülme> Ziyarete <girirsiniz> zaten. <gülme> <gülme> Adam gitmiş cennete. Bakmış korku her şey harika ama bir yerde feryatlar var. Bu ses ne demiş bu bağırışlar falan. Abi demiş matkapla delik açıyoruz. Ne için demiş ya? Kanatlar takacağız ya demiş. Ya boşverin lan kanat demiş. O zaman cehenneme gidelim. Abi orada kuyruk var demiş. Lan onun deliği hazır işte demiş ya. O yüzden cehennem daha rahat olabilir yani.